Allah'ın laneti altındadır. Açık haber veriliyor. Daha başka, mailatün müminatün. Resul-i Zişanımız bu kadınları anlatırken iki sıfat daha kullanıyor. Mailatün müminatün. Öyle kadınlardır ki giydikleri elbiselerle durmadan şehvete, zinaya, eğlenceye meylederler. Mümilatün elbiseleriyle başkalarını kendilerine meylettirirler. Dikkat çekerler. Evlerinde pijamayla oturdukları halde sokağa çıkarken renkli, ince, dar, şeffaf elbiselerle dışarı çıkarlar. Yabancı erkekleri kendilerine baktırmak için her çareye başvururlar. Tam zamanımız ifade ediyor. Kendi kocasının yanında, kendi evinin içinde, pejmürde, kirli paslı, pijamalı otururlar. Tam sokağa çıkacakken cilalı, boyalı, süslü, tüllü her şeyiyle, çıplak bir elbiseyle sokağa çıkarlar ki herkes kendilerine dikkat etsin ve herkesi kendilerine meylettirmek suretiyle gezmeye başlarlar. Böyle kadınlar zuhur edecek buyurmuştu Resulullah. Rûsühünne keesnimetil buhti. Bu kadınlar başlarındaki saçları öyle şekillere sokacaklardır ki diyor Resulullah. Tıpkı develerin, hani develerin sırtında tümsek bir yeri vardır, deve hörgücü derler. Deve hörgücü gibi, devenin sırtındaki kambur gibi başlarını sepet biçiminde saçlarını yaptıracaklar. Kuaförlerde erkek berberlerine gitmek suretiyle türlü türlü rezaletlerle başlarına ve saçlarına şekil verecekler buyuruyor. Ru'usühünne, onların başları, saçları keesnimetil buhti, devenin sırtı gibi, devenin hörgücü gibi çeşit çeşit şekiller alacaktır buyuruyor. Ve neticede hükmünü bildiriyor. La yedhulnel cennete ve la yecikne rihaha. Bu şekilde pantol giyen kadınlar, vücutlarının şehevi noktalarını açıkta bırakan kadınlar, boyalanan, cilalanan, sokaklarda onun bunun dikkatini çeken kadınlar, kuaförlere gidip saçlarını türlü türlü yaptıran kadınlar, eğer bu vaziyetlerine, bu isyanlarına, bu günahlarına tevbe etmeden, Müslüman olmadan, tesettüre bağlanmadan, Allah'ın emrettiği gibi elbiseler giymeden, tevbe etmeden ölürlerse, bu kadınlar vallahi cennete gidemeyecekler ve cennetin kokusunu katliyen duyamayacaklar diyor Resulullah. وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا. Cennetin kokusunu katliyen bulamayacaklardır. Böyle bir vebale, böyle bir günaha katliyen ortak olmamalı, son derece dikkat etmeli ve bu libas mevzuunda